Hepinize merhaba teknoloji oku izleyenleri, ben Mehmet Kan. Bugün sizlerle 3 farklı mouse inceleyeceğiz ve bunların performanslarına bakacağız. Gördüğünüz üzere 2 tane SteelSeries, 1 tane de Logitech mouse var. G102. 2 tane SteelSeries, Aurox 3, 1 tanesi kablolu, 1 tanesi de wireless. Buradaki bu gördüğünüz mouse'lardan hepsi RGB. Ve fiyatları, bu 150 TL, bu 650 TL, bu da 1000 TL olarak geçiyor. Bu mouse'un özelliği DPI ayarlanma ve kendi uygulamaları var. Bu mouse'un da var, bu mouse'un da var. Hepsinin kendi uygulamaları var. 3 tane oyuncu mouse'u. Şimdi Roblox'ta birkaç şey yapacağız. Guys, bu. Ve buradan karakterimizi ayarladıktan sonra şu an Adopt Me'deyiz. Roblox'ta bilinen güzel oyunlardan bir tanesi. Şu an güzel bir şekilde çalışıyor. Mouse falan böyle. Şimdi böyle mouse'un nasıl olduğunu göstereceğim size. Mouse şu an süper bir şekilde çalışıyor. Ekran kaydım olarak. Böyle. Görev verdi bize, ona gidelim. Adopt Me'yi bilmiyorsanız da Roblox'ta Adopt Me yazarak oynayabilirsiniz. Şu an SteelSeries'in kablolu mouse'unu deniyoruz. Gördüğünüz üzere ışıkları ve ortada DPI ayarı. Şimdi girdik. Burada başka insanlar var filan. Güzel. Böyle. Şurada bir tane adam var. Ağaçlık yerler. Böyle. Güzel. Şimdi bunu söküp kablosuz wireless mouse'a geçelim. Arkadaşlar, wireless mouse'umuzu bağladık. Bu mouse'ların ikisi de delikli mouse. Delikli mouse seviyorsanız tercih edilebilen mouse'lardan bir tanesi. Vay, bu daha iyi çalışıyor sanki. Tabii bunun fiyatı 1000 lira, diğerininki 650 lira. O yüzden daha iyi çalışması biraz normal olabilir. Şimdi bir tane yere girdik. Güzel. Pet yerine girdik. Böyle petler var. Adam bize bir şey dedi. Hello. Diyor böyle. Burada pet alma yerleri. Güzel oyunu açıkçası. Adopt Me'de. Yani Roblox oynayanların çoğu beğenilen bir oyun. Deneyebilirsiniz. Sonra mouse'un gördüğünüz üzere ışık. Kendi uygulaması da var. Sonra burada DPI yeri. Tekerleği. Tekerleğinin de özelliği böyle. Böyle hızlı bir mouse. Şimdi de G102 Logitech mouse'umuza geçeceğiz. Bunun kablosu gördüğünüz üzere örgü değil. Diğerlerinki örgü. Tabii bu wireless. Bu örgü. Örgüyü mü daha çok seviyorsunuz? Böyle mi daha çok seviyorsunuz? Onu bilemem. Bu da benim tercih ettiğim en ucuz fiyat performansı olarak güzel mouse'lardan biri. Şimdi bunu takalım. Şöyle. Şurada USB bir tane girişim var. Tak tak. Bu da ışıklı, güzel bir mouse. Kalın. Bunda delik yok. Bir de mouse tekerleği diğerlerinden farklı. Böyle. Güzel bir mouse tekerleği. Bunda da DPI tuşu. Ve Logitech'in her zamanki logosu. Arkadaşlar, birisi trade attı, kabul edelim. Ha, şimdi istemiyormuş. Böyle devam edelim. Oy, bu mouse güzel, hızlı mouse. Bence daha deminki kablolu SteelSeries'ten güzel gibi. Tabi o da çok iyi bir mouse. Ama fiyat performansı olarak bence en iyi mouse'lardan birisi. Logitech'in kendi mouse'u. Böyle tam mouse elime oturuyor. Gördüğünüz üzere böyle. Güzel bir yapıya sahip. Diğerlerinin de şu şekildeydi. Biraz daha küçük. Bu daha kalın normal mouse'lara benziyor. Böyle devam edelim. Burada adamın treni var. Trene binelim. Hop. 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 Space tuşu çıkmış. Space tuşu böyle ama basınca alıyor. Hop, koşuyoruz. Bir tane yanımızda yumurta var. Böyle
böyle bakalım bir de. Burada park var. Parka gidelim. Hop. Parka geldik. Parkta zıplayalım. Şu an bu hasta hiç hata gitmedi ve daha deminkilerden hemen çalıştım az. Güzel bence. Tabii şununla karşılaştırmıyorum çünkü bunun fiyatı 1000 lira. Ama bu da 100 lira olarak iyi bir mouse. Tabii ki bunların ikisi de daha iyi de. Ben bunu beğendim açıkçası. Bu da güzel bir mouse. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 3 farklı mouse inceledik. 3 tane güzel oyuncu mouse'u inceledik. Hangisini daha çok beğendim derseniz, bunu fiyat performansı olarak en çok bunu beğendim. Tabii en iyi kaliteyi tabii ki de 1000 lira olduğu için SteelSeries alıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.